Bugün ülke sınırlarını aşarak Asya, Afrika ve Avrupa'da projeler gerçekleştiren Albayrak İnşaat'ın temelleri Hacı Ahmet Albayrak'ın babasıyla birlikte 1939 Erzincan depreminin ardından halkın yardımına koşmasıyla başladı. Hacı Ahmet Albayrak, deprem konutlarında uzun yıllar çalışarak elde ettiği tecrübeyle ilk önemli projesi olan Muş Tren İstasyonu inşaatını 1954 yılında tamamladı. 70 yıla yakın bir zamanın ardından Albayrak İnşaat, binlerce çalışanıyla birlikte 20 binden fazla konut, 5 milyon metrekareden fazla inşaat yaparak Türkiye inşaat sektörünün en önemli şirketlerinden biri oldu. ...2000'li yıllara gelindiğinde 4. Levent-Taksim ve sonrasında Kartal-Kaynarca hatlarının metro inşaatlarında da Albayrak İnşaat imzası vardı. Yurt çapındaki hastanelerden fabrikalara, limanlardan otoyollara, tünellerden stadyumlara, deniz dolgu ve tahkimat işlerine varana kadar pek çok proje yine Albayrak İnşaat'ın portföyünde yer aldı. Deneyimlerle gücüne güç katan Albayrak İnşaat, tecrübeli mühendis ve mimar kadrosuyla 2010 yılından itibaren yurt dışında da faaliyet göstermeye başladı. Pakistan ve Somali gibi zorlu çalışma şartları altında bile projelerini söz verilen tarihlerden daha erken sürelerde tamamlayarak ülkemiz adına gurur vesilesi oldu. Albayrak İnşaat'ın yurt dışındaki yolculuğu 500 milyon dolar yatırım büyüklüğü olan Gine-Konakry Liman İnşaatı ve 522 dairelik Arnavutluk-Laç konut projesi gibi önemli projelerle devam ediyor. İnsana hizmet adına insan için yapılar inşa eden Albayrak İnşaat, yurt içi ve yurt dışındaki yeni projeleriyle Türkiye'nin gelişim mimarlarından biri olmaya devam ediyor.